Merhaba Medyatava TV izleyicileri. Bitcoin bu sabah itibariyle son 24 saatte 23 bin doları 5. kez aştı. Altının gram fiyatı da tüm zamanların rekorunu kırdı. Biz de bu hareketlenmeden sonra hemen değerli finans analisti İslam Memiş'e bağlanmak istedik. Merhaba İslam Bey, hoş geldiniz. İlk Hanım, yayınlar diliyorum, merhaba. Çok teşekkür ederim. Piyasalarda bir hareketlenme var İslam Bey. Sözü size bırakıyorum. Nedir son durum? Evet, piyasalarda biraz daha dalgalı seyir var ve belirsizlik fiyatlamalar var. Bu da yatırımcıların aslında yatırım araçlarında acaba hangi yatırım araçlarını tavsiye edebiliriz veya hangi yatırım araçları kazandırır noktasında yükselenler düşer mi, düşenler yükselir mi gibi çok sorular gelmeye başladı yatırımcılarda. Dilerseniz borsa tarafından yavaş yavaş yorumlamaya başlayalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5.353 puanda, %1'lik bir satış var. Borsa tarafında dalgalı bir seyre yıllık bazda odaklanmak gerekiyor. Yani ne dip seviyeler ne de zirve seviyeler görüldü. Olaya böyle bakmak lazım. Yatırımcılar genelde yıllık ve uzun vadeli bir yatırım aracı olarak bu piyasayı görmesi lazım. Genelde kumar piyasası olarak görmemesi gerekiyor. Kredili işlem yapmaması gerekiyor. Hisselerini mutlaka çeşitlendirmesi gerekiyor. Eğer bu tedbirleri aldıktan sonra uzun vadeli bir yatırımcıysa borsa tarafında bir zarar etme olasılığı çok zayıf. Ancak teknik olarak da beklediğimiz seviyeler var. Mesela yıl içerisinde 4400 puan seviyesinin dip seviyesi, 6500 puan seviyesinin zirve seviyesi olarak takip edeceğiz ve bugünkü seviyeleri gözünde bulundurduğumuz zaman da tam böyle orta noktadayız. Yani kırılım noktası yukarı yönlü de olacak, aşağı yönlü de olacak ve dalgalı bir seyirde yıllık bazda bu fiyatlamalar devam edecek diye tahmin ediyorum. Satış noktasında son bir hamle daha gelebilir. Bu da dedik çekmek istiyorum. Çünkü aşağıda biraz daha alanı var, düzeltme alanı var. Teknik olarak bir düzeltme ihtiyacı olduğu için düşüşler mutlaka yatırımcılar tarafından değerlendirilmeli. Dolar tarafında malum stabil, yani bu tabi dalgalanma yok. 18.81 lira seviyesinde ama serbest piyasalarda dolar TL kuru şu an itibariyle 19.05-19.07 lira arasında. Yani kapalı çarşı piyasasında, işte dövizcilerde, bankalarda 19 lira seviyesinin üzerinde bir dolar kuru var. Ekranlarda 18.81 lira seviyesinde bir kur var. Ve bu kurun da bozulmasını en azından seçimlere kadar beklemiyoruz. Ama seçimlerden sonra yukarı yönlü kur atakları da yaşanabilir. Özellikle yılın yarısından sonra, Haziran ayından sonraki süreçlerde dolar TL kurunda 24-25 lira aralığı yaşanırsa bizim için sürpriz olmayacaktır. Avro TL kuru dolara kıyasla yılın ilk 3 haftasında, yılın ilk ayında diyelim, yine performansı iyi. En azından Euro-Dolar paritesi 2022 yılında malum 20 yılın dip seviyesine kadar gerilemişti, 0.95 seviyesine kadar. Şu anda 1.0858 seviyesinde ve yıllık bazda Euro-Dolar paritesinde 1.15 seviyesini yukarıda takip etmeye devam edeceğiz. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendireceğiz ve dolayısıyla da Euro tekrar uzun bir aradan sonra, 8 ay aradan sonra tekrar doların üzerine çıkmış oldu. 20.42 ekranlarda ama serbest piyasalardaki kur 20.66 lira seviyesinde, yine Euro'nun dolara kıyasla performansının iyi olduğunu gözlemliyoruz. Gram altın TL fiyatı yeni bir rekor tazeledi bugün. Ekranlarda 1175 lira seviyesi görüldü ama serbest piyasalarda, kapalı çarşı piyasasında 1195 lira seviyesi görüldü. Bu da 1114 lira seviyesinde yıla başlayan gram altın TL fiyatının 3 haftalık zarf içinde gramında 81 liralık bir değer artışıyla 1195 liraya bugün yükseldiğini gördük. %8,5, %9 civarında bir değer artışı var 3 haftalık süre içinde. Burada altın yatırımcısına da şu uyarılarda bulunuyoruz. Diyoruz ki yükselişler bitmedi. Bu yıl altın tarafında ve gümüş tarafında rekor duymaya devam edeceğiz. Yani bu cümleyi çok sık duyacağız. Çünkü yukarıda orta ve uzun vadede gram altın TL fiyatında 1280, 1350, 1450, 1500 hatta 1550 rakamlarını görebiliriz. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcısı satmak için çok heyecanlı olmamalı, çok sabırsız olmamalı. Yukarıda daha çok alanlarımız var yıllık bazda. Ama düşüş yönündeki bu sürece baktığımız zaman da düşüş sürecindeki trendimiz önümüzdeki 2 hafta boyunca gram altın TL fiyatında aşağıda 1150 lira seviyesi var. Özellikle ons altında bir düşüş beklentimiz var. Ons altında 100 dolarlık bir trend vardı. Özellikle altın ons fiyatı 1825 dolar seviyesinde yıla başladı. Bugün 1942 dolar seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz.
altın ons fiyatında 2350-2500 dolar seviyesine kadar da bir yükseliş öngördüğümü söyleyebilirim. Altın ons fiyatının yıllık bazda trendin yukarı yönlü olduğunu söyleyebilirim. Gümüşün gram fiyatı da altına kıyaslı performansı gayet iyi. 14-33 lira ekranlarda. Gümüşün ons fiyatı 23-71 dolar seviyesinde. Yine 2022 yılında olduğu gibi gümüşün gram fiyatı 2023 yılında altından fazla getirisi olacağını söyleyebilirim. Kripto para yatırımcısı da yıla sevinçle başladı aslında. 16.500 puan dolar seviyeleri görülmüştü. 23.000 dolar seviyesinde. Teknik olarak 25.000 dolar seviyesini yukarıda takip etmeye devam ediyoruz. Ama buradan da tekrar bir satış gelebilir. Yatırımcısı 20-25.000 dolar aralığını takip etmesi gerekiyor. Daha önceki takip ettiğimiz bant aralığı 16-18.000 dolar aralığıydı. Bu yukarı yönlü kırılmalarla birlikte 20-25.000 dolar aralığında dalgalanan bir Bitcoin piyasası karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum. Yine kripto paralar baskılanmaya devam ediyor ve dolayısıyla kripto para piyasasındaki yatırımcıların da mutlaka orta ve uzun vadede varlıklarını korumak için sabırla beklemesi gerekiyor. Burada da açığa işlem yapmamak kripto para piyasasında önem arz ettiğini söyleyebilirim. Yani Amerika'daki enflasyonun gerilemesiyle kripto para piyasasında olumlu bir hava var anladığım kadarıyla, öyle değil mi? Ve devam edecek gibi görünüyor bu. Evet, Amerika Merkez Bankası Fed'in politikalarında biraz yumuşama gözlemliyoruz. Yani Fed 1 Şubat tarihinde bir toplantı daha yapacak. Fed'in faiz kararı 25 bas puanlı bir faiz artırımı. Daha önce 50 bas puan, 75 bas puanlı bir süreç yapıyordu. Ve dolayısıyla da bu süreçte artık biraz daha yumuşamaya gidiyor. İşte Fed'in bu frenlemesiyle birlikte biz yıl içerisinde küresel piyasalara yansımasını pozitif yönde bekliyoruz. Mesela 2022 yılında dolar karşısında neler değer kaybetmişse 2023 yılında onların değer kazanacağı bir dönem olacaktır. Mesela euro dolar paritesi, sterlin dolar paritesi, altının ons fiyatı, gümüşün ons fiyatı 2022 yılında dolar karşısında değer kaybeden enstrümanlardı. 2023 yılında da yine tam ters bir rüzgar görerek bu sefer doların gerilediği, özellikle dolar endeksinden bahsediyorum, dolar TL kurundan değil. Dolar endeksi de 108 seviyesindeydi, 101 seviyesine kadar geriledi. Tekrar 105 atağı bekliyorum önümüzdeki haftalarda. Ve dolayısıyla da oradan tekrar yılın ilk çeyreğiyle birlikte özellikle Mart ayı da olabilir, 92-94 seviyesine kadar gerile çekilen bir dolar endeksi de olabilir karşımızda. Evet, zaten 10 Mart tarihinde herhalde bu 14 Mayıs seçimlerinin netleşeceği ifade edilecek net, evet, bir şekilde. Evet. Çünkü hükümet tarafının işte düşük faizler, cari fazla odaklı alışılagelmişin dışındaki, evet, ekonomi, evet, politikalarıyla muhalefetinki de tam tersi. Bu nedenle dört gözle herhalde döviz piyasası seçimi bekliyor diye düşünüyorum. Evet diye 14 Mayıs tarihi artık piyasalar tarafından kabullenildi. Yani resmi bir açıklama HSYK tarafı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından mutlaka gelecektir. Ancak bu artık kesin gözüyle Türkiye'de bakılıyor. Sadece altın masalın bir aday süreci var. Bu aday açıklandıktan sonra piyasalarda mutlaka bir etkileşim olur. Olumlu ya da olumsuz bir etkileşim olur. Ve dolayısıyla bu etkileşimi de piyasalarda bekliyoruz. Özellikle borsa tarafında bekliyoruz. Çünkü yatırımcılar şuna bakacak, yani şu aday gelirse ne olur, bu aday gelirse ne olur, kimler ortaklık yapar falan, bir iç siyasetle ilgili düşünceler mutlaka yatırımcılar tarafından fiyatlanır diye tahmin ediyorum ve bu fiyatlamayı da bekliyoruz. Evet. Son olarak da şunu tekrar hatırlatalım, altınla ilgili önümüzdeki hafta 1150 noktasına kadar düşebileceğini ifade ettiniz. Evet, iki haftalık bir süreci bahsettim İlke Hanım. 15 Şubat tarihine kadar da altın fiyatlarında özellikle ons tarafında 1850 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün olabilir. Bu da gram altın TL fiyatını 1150 lira seviyesine işaret ediyor. Tamam, o zaman elimizdeki altınları satmıyoruz, belki alabiliriz, doğru mu ifade ettim? İlave için, doğru, çok haklısınız. İlave için uygun fiyatlar olacaktır. Çünkü piyasalardaki makas aralığı yatırımcının alım satım yapmasına izin vermeyecek. Yani o makas aralığını göz önüne mutlaka bulundurmak lazım. Düşüşler alım fırsatı ama satış için uygun zaman mı? Bana göre değil. Yukarıda birçok zirvelerimiz var. Tamam, çok teşekkür ederiz. Biz de sizi dinliyoruz zaten. Ben de teşekkür zaten. Ederim. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için ben görüşmek üzere İslam Bey. Hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.